herkese merhabalar. Din 2. dönem 2. yazıya hazır mıyız sonuçları? Bismillahirrahmanirrahim. Aynen öyle. Süper bir başlangıç yapıyoruz ve seninle beraber din dersinde, yani din kültürü ahlak bilgisi dersimizde yazılıda ne çıkacağını seninle mükemmel bir şekilde ne yapacağız hocam, göreceğiz bugün? Ve bir çok güzel bir yazılı provası hazırladık senin için. İçinde boşluk doldurmalar var. Ondan sonra normal klasik sorular var. Doğru yanlış soruları var. Tablo doldurmalar var. Ve bunları beraber seninle çözeceğiz. Ama öncesinde hangi konulardan çıkacak biliyor musun Tonguç din dersinde? Hangi konular hocam? Bak 3. ünitemiz adab ve nezaket ünitesi. 4. ünitemiz Hazreti Muhammed ve aile hayatı ünitesi. 5. ünitemiz çevremize dinin izlerinden çıkacak Tonguç sınavda. Toplamda 3 tane ünitemiz var. Seninle hızlı bir ön hazırlık yapalım bu ünitelerimize. Yani sence tam sınavı çözeceğiz birazdan. Seninle eşleştirmeler, ondan sonra boşluk doldurma falan çok güzel çözeceğiz. Ama Tonguç'u öncesinde bu çıkacak konuları hızlı bir şekilde tekrar edelim. Seninle var mısın Tonguç? Varım hocam. Çünkü senede görüyorsun bir sürü dersin var tabii. Unutabilirsin. Şimdi de din dersiyle ilgili olanları bir hatırlamaya başlayalım. Başlayalım. Nezaket kurallarını Tonguç öğrenmiş. Bir kere selamlaşma, sofra adabı, iletişim ve konuşma adabını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Selamlaşma dediğim şey Tonguç'um çok önemli. Mesela bir ayette diyor size bir selam verildiğinde ya daha güzeliyle veya dengiyle cevap verin diyor Nisa suresi 86. ayette Allah. Yani gerçekten de selamlaşma dinimize çok önemli. Zaten Tonguç biz hangi dine mensubuz? Müslüman, İslamiyet. İslam dinine. Selam ne? Bak ne kadar yakın. E'yi çıkar. Başına da iyi koy. İslam. Oo. Aslında selamla çok var. Selam ne demek biliyor musun Tonguç'um? Barış demek. Barış. S-A. Aynen. A-S. Aynen. Barış senin üzerine olsun demek aslında. İslam da barış dini. O yüzden aslında selam mutlaka selamlaşma. Küçük olanın büyüğe vermesi gerekiyor. Az olan grubun çok olanlara, yürüyenin oturana vermesi gerekiyor. Binek üzerinde olanın yaya olana selam vermesi. Bunlar uygun olan adaplar. Selamlaşma adabıdır diyebiliriz Tonguç'um. Aynı zamanda büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermek. Bunlar İletişim adabıdır. Konuşma adabında büyüklere hürmet etmek, cami ve toplu mekanlarda temiz kıyafetler giymek ve birazcık daha sessiz olmak, bunlar da iletişim adabıdır diyebiliriz. Tonguç'um sofra adabı dediğimiz şey ise Tonguç'um tabii ki sofrada ne yapmak zorundayız Tonguç evladım benim? Gömmeliyiz, her şeyi gömmeliyiz. Hayır, yemekten önce işte ve sonra eller yıkanmalı, sofraya otururken afiyet olsun denir insanlara. Aynı zamanda yemeğe başlamadan önce besmele çekip. Yediğimiz yerleri paylaşmalıyız sosyal medyada. Hayır saçma, öyle bir şey yapılmaz. Bir de iletişim adabında internet ve sosyal medya adabı var. Tonguç'um bir sürü insan sosyal medyada linç yapıyor. İşte yok bilmem taciz ediyorlar insanları falan filan. Böyle şey siber zorbalıktan uzak durmamız gerekiyor. Takip. Saçmalama lan. Kişisel bilgi ve fotoğraflarımızı ulu orta paylaşmamamız gerekiyor. Karşımızdaki yüz yüzüyken yapmayacağımız konuşmaları klavye şeyi gibi delikanlısı gibi öyle yapmamamız gerekiyor. Bunlar da iletişim adabı diyoruz. Şimdi Tonguç abi Hazreti Lokman Aleyhisselam'ı hatırlarsak eğer bir kere evlatlarına çok güzel tavsiyelerde bulunmuştu Hazreti Lokman. Oğluna öğüt verirken bak Hazreti Lokman demişti ki ey oğulcum Allah'a eş koşma. Doğrusu eş koşmak yani şirk koşmak aslında Allah'a ortak koşmak demek aslında bu. Büyük zulümdür demişti. Aynı zamanda biz insanı anne babasına Tonguç'um bir de şey demişti. Ey oğulcum istediğin şey bir hardal tanesi ağırlığınca olsa da bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin deliklerinde bulunsa da Allah onu getirip meydana kor. Çünkü Allah latiftir, haberdardır demişti. Aynı zamanda namazı kıl, uygun olanı buyurup fenalığı önle, başına gelene sabret. Doğrusu bunlar azmediyle işaret eder diyor. Yani Tonguç Erhan Bey burada ne kadar hani şirk koşmamamız gerektiğini, mütevazı olmamız gerektiğini. Sen mesela bak çok güzel bir ayet var aslında. İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek böyle havalanarak yürüme diyor. Hazreti Lokman oğluna. Hayır saçmalama. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez diyor. Allah i̇şte sevmez. Mütevazı olmak bunu gerektiriyor. Anne baba hakkını yemememiz gerektiğini Hazreti Lokman oğluna söylerken aslında biz ondan öğüt alıyoruz. Namazı kılmamız gerektiğini öğüt alıyoruz diyoruz. Tahiyyat suresine baktığımız zaman Tonguç'um hani ettehiyyatü lillahi ve selavatü ve tahiyyatü diye şey vardı ya aslında. Tahiyyat duası dediğimiz şey. Burada aslında selam yani barış, ikram, ihsan, hürmet ve ibadetten bahsediyoruz diyoruz. Ve geldik Tonguç'um
Hazreti Muhammed ve âli hayat. İşte sınavda gerçekten en fazla çıkacak konulardan bir tanesi bu. Hazreti Muhammed bir kere evliliği ve çocuklarına bakarsak Hazreti Muhammed el emin denilen diye biliniyor. Yani güvenilir insandı o zaman zaten. Hazreti Hatice ile evlendi ve çocukları Ebu Talip çocukları doğdu ve amcası Tomuçer'e bak çocuklarına bakarsak Zeynep, Ümmü Gülsüm, Kasım, Rukiye, İbrahim, Fatıma toplamda 6 tane çocuğu oldu. Ve dedesi kimdi Hazreti Muhammed'in? Abdülmuttalip dedesiydi. Aynı zamanda babası Tomuçer'e Abdullah'tı. Aynı zamanda Ebu Talip de amcasıydı Tomuç'um. Dolayısıyla hani bunları bilmemiz gerekiyor. Hazreti Muhammed'in kim olduğunu, nereden geldiğini bilmek için bunları bilmemiz gerekiyor. Babasının Abdullah, dedesinin Abdülmuttalip ki dedesi de çok çoğunlukla büyüdü. Şeyde yetim kaldı çünkü. Aynı zamanda Tonguç Evlen benim çocuklarını tekrar söylüyorum. Zeynep Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Rukiye. Bunlar 4 tane kız çocuğu. Aynı zamanda İbrahim ve Kasım diye erkek çocukları da vardı diyoruz. Peki Tonguç'um bir eş olarak Hazreti Muhammed'e baktığımız zaman sevgi saygı gösterirdi. Mutlaka eşine Hazreti Hatice'ye hoşgörü gösterirdi. İstişare ederdi. Yani ortak bir şeyler paylaşırdı ve karar alırlardı beraber. Güvenirlerdi birbirlerine. Bir baba olarak Hazreti Muhammed'e baktığımız zaman sevgi gösterirdi evlatlarına hep. Şefkat gösterirdi. İstişare yapardı. Onlarla da bir şeyleri paylaşıp ortak karar alırdı. Yani benim kararımdır demezdi. İnsanlarla paylaşırdı. Ayrım yapmazdı hiçbir zaman. Bir dede olarak Hazreti Muhammed'e baktığımız zaman Hazreti Muhammed'in Tonguç'um Hazreti Hasan ve Hüseyin olmak üzere Hazreti Ali ve kızı Fatıma var demiştik ya. Evet. Kızı Fatıma ile Hazreti Ali evleniyor ve onlar torunları mı hocam? Aynen. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin diye iki tane torunu oluyor. İşte bu Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i yine çok seviyordu Hazreti Muhammed ve ilk doğduğu zaman inanılmaz sevinmişti. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in doğumlarına inanılmaz sevinmişti. Hazreti Muhammed'in ve ailesinin örnek davranışlarına baktığımız zaman mutluluklar ve üzüntüler paylaşılırdı Tonguç Alem. Aynı normal ailemizde, bizim ailemizde de olduğu gibi. Akrabalık ve komşuluk ilişkileri çok kuvvetliydi. Çünkü gerçekten de her zaman bunlar insanı ayakta tutan şeylerdir. Yetimler ve yoksullar gözetiyorlardı. Yani yoksullara yardım ediyorlardı. Yetimlere yardım ediyordu. Misafirlere ikram ve israftan kaçınılması da çok önemli bir ön plana çıkan özelliklerinden bir tanesiydi. Kevser suresine baktığımız zaman hani inne ayten erkek keser fesadir Rabbi kevenler inne şaneki öyle. Evet hocam ben de biliyorum ezberim. Diyebildiğimiz sure var ya. Evet hocam. İşte bu aslında muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu sana kim besleyendir soyu kesik olan tarzında bir suremiz aslında. Bu suremizde 3 ayetten oluşuyor. Çok basit. En kısa sure Kur'an'daki. Kevser sınırsız bolluk demek aslında. Bereket demek, neslin çoğalması demek, maddi ve manevi çokluk demek. Normalde Peygamber Efendimiz'e diğer insanlar işte bazı iftiracılar işte senin neslin kesik, işte yok bilmem sen. O zamanlar Tonguç'um kız çocuklarını sevmiyordu insanlar. Yani öyle bir ayrım vardı ki çok enteresan. Hatta o dönemde o kadar cahil ve bedevi bir hak vardı ki kız çocuklarını sevmedikleri için öldürüyorlardı kız çocuklarını. O kadar kötüydülerdi ki yani erkek çocukları çok güzel erkek oldu falan kız çocuklarını da öldürüyorlardı. Ya o yüzden hani o zaman Peygamber Efendimiz kız çocuğu olunca senin neslin kesik, senin neslinden bir şey olmaz falan filan demeye başladılar. Hazreti Peygamber Efendimiz de buna çok üzüldü ve sonrasında bu sureler geldi işte. Muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik. Yani bolluğu, bereketi, neslin çoğalmasını verdik diyor Allah. Sen de Efendin için, Rabbin için namaz kıl ve kurban kes diyor. Yani ne yapması gerektiğini söylüyor. Sonra sana kim besleyendir o soyu kesik olan? Hani sana soyu kesik diye adam aslında o soyu kesiktir diyor Allah. Peki çevremizde din izlerine baktığımız zaman Tonguç'un mimarimizde dinin bir sürü izi var. İşte kubbelerimiz, camilerimizin kubbesini görünce hemen biz deriz ki İslam dinindeyiz. Oh be. Etrafımızda cami gördüğümüz zaman burası Müslüman memleket deriz. Kubbe mesela minare camilerde mesela bir cami çizsem kubbesi budur Tonguç'un. Sonra burada da bir zaten bütün genellikle Anadolu'da işte Karadeniz'de her zaman her yerde mutlaka bir köyde bir camimiz vardır. İşte bu cami aslında bizim orada Müslüman bir memlekette yaşadığımızın en güzel gösterisidir. Minare budur evladım. Aynı zamanda bu da kubbedir. Mihrap dediğimiz şey de caminin içinde Tonguç evladım benim. Böyle imamın namaz kıldığı böyle girintili yerdir Tonguç evladım benim. Minber dediğimiz şey ise burada imamın şey yaptığı hani nasıl söyleyeyim sana bayram ve cuma namazı hutbe okuduğu yerdir aslında. Böyle merdivenle çıkıyor merdivenle çıkıyor. Aynen öyle.
kürsü dediğimiz şey Tonguç evladım benim. Orada hani vaaz kürsü camide vaaz veren verilirken kullanılan yerdir. Aslında yüksek bir yerdir. Normal oturulan bir yerdir. Şerefe'ye baktığımız zaman Tonguç evladım benim. Aynı zamanda şadırvana baktığımız zaman caminin işte şadırvana baktığımız zaman nedir Tonguç evladım benim? Abdest alıyoruz orada. Yeridir. Ve benzeri bunları hatırlamamız gerekiyor. Musikimizde din üzerine baktığımız zaman musiki Tonguç evladım benim aslında hani birazcık daha dini müziğe yakın. Tasavvuf edebiyatı da işte birazcık daha felsefi yaklaşımlar dinimizde, İslamiyet'te. Salat dediğimiz şey aslında namazdan geliyor. İlahi dediğimiz şey ise hadi bakalım. Sordum sarı çiçeğim. Annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe. Annen baban var mıdır? Bravo, tebrik ediyorum. Gerçekten. Şeyh Eylül, derviş aynen. Baba, annen babam topraktır. Aynen, süper. Bak bu ilahi hatta mesela çok güzel bir ilahi. Bir de işte Telal Bedru Aleyhine söylüyorum. Hadi bakalım. Telal Bedru Aleyhine. Hocam sizde. İnanılmaz. Gerçekten çok güzel bir. O Çağrı filmini izledim. Çok duygulandırıcı bir film. Gerçekten de Ramazan'da özellikle çok yayınlanıyor. Sen de bu Ramazan'da yayınlanırken izlersin mutlaka diyoruz. Gazel dediğimiz şey, kaside dediğimiz şey, mevlid dediğimiz şey, ezan dediğimiz şey. Zaten ezanı biliyoruz. Her dakika okunuyor. Her gün 5 defa okunuyor. Gazel, kaside, mevlid de işte bu edebiyatla bağlantısı aslında bu. Onlar da güzel şeyler değil mi hocam? Bunlar da işte ilahiye bağlantılı şeyler. Edebiyatımda dini üzerine baktığımda münacat, naat, ilahi, mevlid, tevhid, tevhid Allah'ın birliği. Bunların hepsi aslında edebiyatta olan İslami biçimler diyebilirsin. Edebiyatta yazılar diyebilirsin. Hep Allah'ı anlatıyor değil mi onlar? Aynen, kesinlikle. Hep Allah üzerine vurgular yapıyor ve Allah'a nasıl yaklaşmamız gerektiğini bize sanatla söylüyor aslında. Bu da çok önemli bir şey. Sanat olmadan gerçekten hayat olmaz. İnsan mutlaka mutlaka ne yapmak zorunda Tonguç Evladım benim? Sanatla beraber İslamiyet'i birleştirmek zorunda. Örf ve adetlerimize din izlerine baktığımız zaman sünnet, mevlid, kandil, işte örf ve adetimizde ne yaparsın Tonguç Evladım benim? Sünnet olur sünnet erkek olur. Çocukları belli bir yaşta sünnet olurlar ve bu hani sünnet aslında bir gelenek şeklinde devam eder. Örf ve adettir. Mevlid dediğim, hatta mesela sadece Müslümanlarda mı sünnet var Tonguç'um? Hayır. Mesela Museviler de sünnet oluyor. Yahudiler de sünnet oluyor. İşte birçok aslında Hristiyan'da da sünnet oluyor. Dolayısıyla sünnet aslında çoğu insanda, çoğu kavimde bir gelenek olmuş bir şeydir diyoruz. Mevlid dediğimiz şey de Tonguç Evladım benim. İşte mesela yeni bir çocuk doğar. Ondan sonra işte birisi vefat eder. Bunlar da mevlid okunur. Mevlid okunduğu zaman işte evlerde insanlar toplanır, bir araya gelirler, Kur'an okurlar ve benzeri. Kandil dediğimiz şey işte Regaib Kandil'in kutlu olsun Tonguç Evladım benim. Sağ olun hocam, sizinki de. Senin de Miraç Kandil'in kutlu olsun şimdi de gibi. Ondan sonra Berat, Regaib, Miraç, Kadir, Mevlid Kandili gibi bir sürü kandilimiz var. Örf ve adetlerimiz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Hazreti Süleyman'a baktığımız zaman Tonguç'um Hazreti Davud'un oğlu ve Mescid-i Aksa'yı inşa eden, inşaatını bitiren peygamber aslında. Çok büyük bir hükümdar. İnanılmaz büyük bir hükümdar. Dolayısıyla Hazreti Davud'dan sonra Hazreti Süleyman aslında çok büyük bir saltanatı vardı aslında. Hatta ilahi hükme hatta şöyle anlatayım Tonguç'tan evladım. Kendisinden sonra kimse verilmeyecek bir saltanat talep etti Allah'tan. O da verildi. Çok büyük bir hükümdarı diyebiliriz. Bugünkü Filistin ve Ürdün'ün tamamı ve Suriye'nin bir kısmını içine almaktaydı aslında krallığı. Çok büyük bir krallığı da vardı. Evet, şimdi Tonguç abi senle sınavımıza başlayalım. Şimdi seninle beraber süper sorular çözeceğiz. Boşluk doldurması var. Eşleştirme o zaman. Hemen başlayalım. Camilerde kıble yönünde bulunan ve imamın kıldırırken durduğu girintili bölüm. Tabii ki mihrap Tonguç evladım benim. Bir bu dediğimiz şey B'dir aslında. Çünkü bu içine girintili olan yer aslında namaz ya, imamın durduğu yere biz mihrap diyoruz. Camilerde imamın cuma ve bayram hutbelerini okuduğu yüksekçe merdivenli yere baktığımız zaman bu da minberdir Tonguç evladım. Bak unutma. Merdiven deyince minber gelecek. Aslında bak M var, E var, R var. Merdiven orada aklına gelsin. Mihrapsa da Tonguç evladım benim imam namaz kıldırıyor. Onu da bilmemiz gerekiyor diyoruz. Peki camilerde vaaz verilen yüksekçe oturma yerine baktığımız zaman Tonguç evladım benim kürsü. Camide işte kürsüde çıkar imam ve vaaz verir. Camilerin bitişinde
ezan okumak için yapılan kule şeklinde yüksek yapı. Tabii ki minareden bahsediyor. Minareyi bilmeyen dünyada yok herhalde. Kule işte. Minare. Minarelerde çepeçevre ve çıkıntı olarak yapılan ezan okuma yerine baktığımız zaman Tonguç'um şerefe dediğimiz yer. Hani minarenin etrafında böyle şöyle bir minare çizin mesela. Tamam eyvallah. Burada böyle bir kapı gibi bir şey vardı. Sonra etrafında da şöyle bir ezan okuma yeri vardı. İmam oraya çıkarsa yeni tip tabii camilerde artık çıkmıyorlar. Hep aşağıdan okuyorlar. Birazcık kaytarıyorlar. Çünkü minareye tırmanmak birazcık zor oluyor buradaki merdivenlerden. Ama sen ne yapıyorsun? Buraya çıkıyorsun ve buradan ezanı okuyorsun. Eskiden hoparlör olmadığı için buradan şerefeden okuyorlardı. Genellikle cami avlularında ortada bulunan çevresindeki musluklardan ve ortasındaki sıfıskiden su akan üzeri kubbeli abdest alma yeri şadırvandır diyebiliriz. Müslümanların hep birlikte Allah'a yönelerek namaz kıldıkları ilk kıbleye baktığımız zaman Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir. Hazreti Süleyman tarafından yapılan. Sonrasında kıblemiz neresi olmuştu? Şu anda kıblemiz Tonguç'un Kabe. Aynen öyle. Kabe, Mekke'deki Kabe kıblemiz olmuştu diyoruz. Peygamberimizin çocuklarının isimlerini yazınız demiş. Hemen başlayalım Tonguç'un Peygamber Efendimiz çocuklarının isimlerini yazmaya. Kasım evladım. Kasım. Ondan sonra İbrahim. Kasım. Ondan sonra İbrahim. Hemen şöyle yazıyorum. İbrahim. Bunlar erkek çocukların isimleri Tonguç'um. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin kız çocuklarının isimlerine baktığımız zaman Rukiye Tonguç evladım benim. Rukiye. Aynı zamanda Fatıma, Hazreti Ali ile evlenmişti. Hatta Hasan ve Hüseyin diye iki tane çocuğu da vardı. Bunu çok iyi hatırlamamız gerekiyor. Hazreti Fatıma çok önemli. Aynı zamanda Ümmü Gülsüm denilen, hatta eskiden de isim vardı. Evet, şu an Türkiye'de kullanılan bir isim aslında. Ümmü Gülsüm. Aynı zamanda Tonguç evladım benim bir de Zeynep var. Toplamda Peygamber Efendimizin 6 tane çocuğu var Tonguç evladım benim. Dolayısıyla bunların hepsini bilmek zorundayız diyoruz. Evet, geldik şimdi de tabloda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz demiş. Bazı dini musiki türlerine bakarsak eğer, dini musiki türleri tabii ki ilahi bunların en başında gelir. Sordu mu sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Sordu mu sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Bir de Mevlüt oku bakayım. Mevlüt'ü bilmiyorum hocam. Peygamberimizi övdüğünü biliyorum. Evet, aferin. Mevlüt peygamberimizi öden bir kaside aslında. Hadi kaside diyelim hatta. Buraya da kaside de var bazı dini musiki türlerine baktığımız zaman. Ondan sonra gazel de var Tonguç evladım. Bunlar tasavvuf edebiyatında çok geçen türler aslında. Aynı zamanda ezan ve kamet dediğimiz. Ezan ve kamet. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aynen, süper. Tebrik ediyorum seni. Bir de salavat-ı ümmiye dediğimiz bir olay var Tonguç evladım benim. Salavat-ı ümmiye dediğimiz. Tabii hani bunlardan hepsini yazmanı istemez hoca. İşte ilahi mevlüt kasayı yazarsın geçersin. 3 tane ister, 4 tane ister, daha fazla ister. Ben hepsini yazayım ki aklında 3 tanesi kalırsa zaten sınava çıkarsa da yapabilirsin. Geldik doğru yanlış sorularına. Sosyal medyada popüler ve fenomen olmak için her şeyi yapmalıyız. Doğru mu Tonguç Eren Bey? Evet, hepsini her yapmalıyız. Her şeyi yapmalıyız. Evet, tebrik ediyorum seni. Süper. Saçmalama Tonguç, tangoz musun? Her şeyi yapabilir misin? Sosyal medyada popüler olmak için mesela şey yer misin Tonguç Eren Bey? Ne bileyim. Talaş yerim hocam. Hayır. Ne diyelim? Karpuz kabuğu yerim. Çok pis bir şey be. Çöpe atılmış bir muz kabuğunu yer misin sosyal medyada? Yerim hocam. Takipçi kasmak için her şey yaparım. Allah senin iyiliğine. Ne pis bir adamsın sen ya. Gerçekten ne kadar karakter evladım. Birazcık insan onurlu olmalı. Hazreti Hasan'ın radiyallahu anh dediğimiz kısaltma aslında bu. Soyundan gelenlere şerif denir. Doğru mu Tonguç'um? Evet doğru. Peygamber Efendimizin soyunun devamı gibi düşünülür. Hazreti Muhammed'in içinde doğup büyüdüğü toplum cahiliye toplumuydu. Evet doğru gerçekten de. Hatta dediğim gibi kız çocuklarını Allah korusun öldürüyorlardı kız oldukları için. Onun gibi bir sürü saçma sapan putlara tapıyorlardı falan filan. Tasavvuf musikisinde gitar, davul gibi çalgılar kullanılır. Tonguç doğru mu sence Allah aşkına bu? Gitar, davul, tak 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 tak, Allah Allah Allah. Böyle bir şey yok ki. Tasavvuf müziğinde böyle bir şey yok. Tasavvuf müziğinde genellikle işte ne kullanılır Tonguç'um? Tef, def gibi böyle birazcık daha birazcık dini çalgılar kullanılır diyoruz. Yüce Allah'ın rüzgarı Hazreti İbrahim'in emrine ver. Yüce Allah diyelim. Burada virgül koyalım. Yüce Allah rüzgarı Hazreti İbrahim'in emrine vermiştir. Tonguç bu doğru mu sence? Yanlış. Kimin emrine vermiştir? Hazreti Süleyman'ın emrine vermiştir. Bunları unutmayacağız Tonguç öğrenme. Burada ne gibi şeyler kullanılır? Ney,
tambur gibi müzik aletleri kullanılır Tonguç Evren Bey'in tasavvuf müzikisinde. Hazreti Muhammed 6 yaşındayken annesi vefat etmiştir. Doğru mu Tonguç Evren Bey'in Hazreti Muhammed? Evet doğru. Doğru. Gerçekten de yetim kalmıştı Hazreti Muhammed ve çok zor bir dönem geçirmişti. Abdülmuttalip yani dedesi onu büyütmüştü diyoruz. Hazreti Muhammed midenin 1/3'ünü yemeye, 1/3'ünü içeceğe ayırıp 1/3'ünü de boş bırakmak gerektiğini belirtmişti Tonguç Evren Bey. Tabii ki bu da Hazreti Muhammed'in öğütlerinden bir tanesiydi diyoruz. Çok fazla tıka basa yemenin zararlarını da buradan anlayabiliyoruz. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir Tonguç Evren Bey. Bu da doğru. Böyle geçiyor. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin gerçekten çok değerliydi. Kur'an'ın en kısa suresi, hatta şehit edildiler. Kur'an'ın en kısa suresi İhlas suresidir diyoruz. Yanlış bir ifade. Neydi Kur'an'ın en kısa suresi? Kevser suresi. Bravo diyorum. Oku bakayım Kevser suresini. İnne ayten, bismillahirrahmanirrahim. İnne ayten ekeli kevser, fesalli rabbi genhar, inne şaneke öyle biter. Bravo. Anlamını biliyor musun desek? Bilmiyorum. İşte onu öğren Tonguç evladım benim. Süper zekisin. Gerçekten tamam Arapçasını öğrenmişti ama esas anlamını öğren lütfen. Çok önemli, çok güzel mesajlar var orada. Peygamberimiz için yazılan şiirlere naat denir. Doğru mu Tonguç evladım benim? Evet doğru, tebrik ediyorum seni. Peygamber Efendimiz için yazılan şiirlere naat diyoruz. Edebiyattaki dini izlere diyor. Gel sofrada uyulması gereken adab kurallarına örnekler veriniz demiş. Ne yapmak zorundayız Tonguç? Mesela bir, sofradan yemekten önce ne yapmak zorundayız Tonguç Erhan? Hızlı bir şekilde gömmeliyiz miydi? Hayır, yemekten önce ve sonra ellerimizi ne yapmak zorundayız Tonguç Erhan? Yıkamalıyız. Harika, elleri yıkamalıyız. Çünkü pis, nerelere elini sürdün Allah cezanı vermesin, ne pis bir adamsın dememek için bunu bu şekilde ön yargılarla karşılamak için ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Sofraya otururken ne denmeli Tonguç'um? O sofraya otururken ne denmeli sence oturan insanlara? Hoş geldiniz. Hayır efendim, afiyet olsun demek. Allah Allah. Hesabı alalım. Hayır, ne diyorsun? Afiyet olsun demek aslında önemli bir adaptır diyebiliriz. Peki başka ne olabilir Tonguç'um? Yemeğe nasıl başlamalıyız Tonguç Evren Bey'im? Ne çekerek başlamalıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Harika. Yemeğe besmele çekerek başlamak zorundayız. Besmele ile başlamak zorundayız. Başlamak iyi olur. Adaptır bu. Bu şekilde de Allah'ı anmış oluyoruz. Yemek yerken ağzımızı şapırdatabilir miyiz Tonguç Evren Bey'im? Harika. Ağız şapırdatmamalıyız. Şapırdatılmamalı diyoruz. İşte böyle çok böyle rahatsız edici bir ses. Gerçekten iğrenç bir ses. Sofra toplanırken ne yapmak zorundayız Tonguç'um? Sofrayı toplamaya annemize yardım etmek zorundayız. Toplanırken yardım edilmeli diyebiliriz. Annemize veya orada kimin evinde misafirsek diyebiliriz. Geldik doğru cevabı işaretleyiniz demiş. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı demiş. Kim demiş bunu? Mehmet Akif Ersoy. İnanılmaz güzel. İstiklal Marşımızın çok güzide eserlerinden, parçalarından bir tanesi. Verilen şiirde altı çizgi kelimelerden hangileri dinin etkisiyle dilimize giren kelimeler arasında demiş. Toprak zaten herkes de kullanıyor. Toprak, topraklı bir şeydi ki. Kefen aslında dinin etkisiyle içine girmiş mi? Hayır. Ölen herkese kefen giriliyor. Ama bak sen şehit oğlusun. Yani Allah için ölmüş insanlara, Allah yolunda ölmüş insanlara biz şehit diyoruz. Dolayısıyla dinin etkisiyle girmiş. Bu olabilir. Verme bu dünyada sana bu cennet. Cennet nedir ki? Dinden Allah'ın bize verdiği müjdedir aslında. O yüzden tamamen dinin etkisinde olan şeyler Bursa seçeneği diyoruz. Evet, o zaman Tonguç Hanım, ödüllü sorumuzu yapmadan önce ilk başta nereden çalışacağını sana göstermek istiyorum. Din, kültürü, ahlak, bilgisi klası 0'dan 5'e tüm derslerden. Şimdi eski konulara çalışmana gerek yok artık. Eski konulardan ziyade son konular, yani sana bak nezaket kuralları ve selamlaşma adabı sayfa 268 ünite 3. Ondan sonra iletişim ve konuşma adabı, sofra adabı, bunları lütfen çalış. Aynı zamanda buradaki soruları mutlaka çöz. Yapamazsan tatsız uygulaması hemen çözebilirsin. Hazreti Lokman'dan öğütler ve Tahiyyat suresini lütfen çöz. Sayfa 272. Hazreti Muhammed'in evliliği ve çocukları sayfa 274 ve Hazreti Hasan ve Hüseyin'i mutlaka işte sayfa 276. Mimarimize dinen izleri, işte minber, mihrap dediğimiz yerler. Örf ve adetlerimize dinin izlerine 280'e mutlaka baktığım için sünnet,
Bülent'tir, işte Mevlid'tir ve benzeri. Hazreti Süleyman'ın 282'deki hikayesini mutlaka okutun çünkü ve gerçekten din, kültür, ahlak, bilgisayar alakalı her şeyi yapmış olacaksın. Aynı zamanda Tonguç Evren benim, eğer daha fazla soruya ihtiyacım var, aynen hocam, yüz ben kaşınıyorum ve gerçekten çok başarılı olmak istiyorum diyorsan, o zaman gel buraya diyorum sana. Gel buraya ve hangi şeyi sana vereceğim Tonguç'um? Hemen adab ve nezaketten başlatıyorum seni. Buradan yani sayfa 218'den adab ve nezaket. Ondan sonra sayfa 220'deki test, test 6, test 5, test 6. Hazreti Muhammed'in aile hayatı. Test 7. Ondan sonra test 8, çevremizde dini izleri ve şeklinde bitirebilirsin. Zoru Bankası'ndan da. Ve aynı zamanda motivasyon demeleri çözmeyi unutma Tonguç'un. Motivasyon demelerinde hem din de var Tonguç'un motivasyon demeleri. Sosyal bilgiler kısmından sonra çat diye din, kültür, ahlak bilgisi kısmında geliyor. Yeni nesil yatay sorulardan oluşan, gerçekten de hem birazcık matematikte akıl kullandırıcı, birazcık daha farklı tarz düşünme gerektiren, sayısal analiz gerektiren, sözel mantık gerektiren sözel kısmında da çok güzel sorular var ve bununla beraber hatta optik formları da var. Hatta sınav böyle optik doldurmaya da alışabilirsin. Aa, gerçek bundan. Sınav provası. Hatta aynen gerçek sınav provası gibi. Hem de 2008 sayfa olduğu için buradan hedefini yazabilirsin. 2008 sayfadan kaçmaz diyoruz. Ve aynı zamanda sayısal sözel detaylarınız hangi konular eksik olduğunda buradan görebilirsin. Bu testleri yaparsan diyoruz Tonguç Bey. O zaman ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Sınavında başarılar diyorum. Hadi bakalım. Teşekkürler hocam.